Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün üniversite yerleştirmelerinin açıklanması sonrası hem liselere göre başarı oranlarını konuşacağız hem de üniversitelerdeki kontenjan boşluğunu konuşacağız. Stüdyoda iki konuğumuz var. Biri MEF Üniversitesi'nden Erhan Erkut Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Bir de Eğitim Reformu Girişiminden Batuhan Aydagül Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sene gördüğümüz kadarıyla kontenjanlar geçen yıla göre 4 kat daha fazla boş görünüyorlar. Bunun ana sebebi nedir? Bizi bir öncelikle anlatabilir misiniz? Neden bu kadar boş kaldı üniversiteler? Tabii 3 tane teknik sebep var bence. Bir tanesi toplam kontenjan arttı. Yani mezun sayısı ciddi olarak artmamasına karşın toplam kontenjan 35 bin civarında arttı lisansta. Devlette mi peki vakıflarda toplam, mı bunlar? Toplam. Yani yeni vakıf üniversiteleri açıldı birkaç tane. Devlette artan bazı kontenjanlar var. Hepsi de rasyonel değil bunların. Zaten boş kalan bazı bölümlerin de kontenjanları arttı. Bu sorunun bir parçası. İkincisi barajlar. Bu işte hukuk için getirilen baraj bu sene, geçen sene işte başka dallara da eklendi. Bu sene işte eğitim fakültesi içinde bir baraj kondu. Barajı geçen sayısı azalınca yerleşen sayısı da azalmış oldu. Eskiden 400 bininci öğrenci girebildiği fakültelere, bölümlere şimdi giremiyor. Üçüncü teknik sebep de özellikle ön lisanstaki ağır çöküşün nedeni meslek liselerinden doğrudan geçiş vardı. 100 kontenjanınız varsa yarısı sınavdan, yarısı doğrudan alınıyordu. Bu doğrudan kalktı, herkes sınava yönlendirildi. Ama meslek liselerindeki çocuklar sınava hazırlanmıyorlar aslında, mesleğe hazırlanıyorlar. Dolayısıyla o 150 barajını geçemediler. Dolayısıyla ön lisanslar hem vakıflarda hem devlette çöktü. En büyük sebep aslında bu. Kantitatif olarak, rakamsal olarak baksa en büyük sebep bu. Bunun dışında iki tane daha önemli sebep var bence. Bir tanesi ekonominin, ekonomik algıdaki belirsizlik, insanların ekonominin kötüye gitme ihtimaline daha fazla ağırlık veriyor olması. Bu vakıfları, Kıbrıs'ı ve diğer ülkelerdeki üniversiteleri çökertti. Vakıfların lisans programlarında bile %91'den %81'e düştü doluluk. Evet, büyük bir fark var. Ya bu tamamen sebebi bunun ekonomik. İnsanlar önlerini göremiyorlar ve eğitime yatırım, ya 5 yıllık şimdi acaba ödeyebilir miyiz sorusu insanların kafasında var. Devletin lisans programlarında çok fazla bir düşüş yok. Ama vakıflarda, Kıbrıs'ta ve diğer ülkelerde düşüş olduğu için ben bunu direkt ekonomiye yoruyorum. Benim kafamdaki bir sebep de biraz üniversitenin, insanların, gençlerin taleplerine, piyasanın taleplerine cevap veremiyor olması ve üniversiteden bir soğuma olması. Bunun işaret fişeğini gördüğümüzü düşünüyorum. İleride üniversite mezuniyet oranlarının da düşeceğini düşünüyorum. Yani bir sürü yer boş kaldı. Bu girenlerin de bir kısmı mezun olmamayı seçecekler. Çünkü üniversitenin kendilerine çok fazla şey katmayacağını görecekler, düşünecekler. Bunun hem üniversite sistemi için bir tehdit olduğunu düşünüyorum hem de eğitim sistemi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çocukların başka türlü bir eğitim arayışı içinde olması gerekiyor. Ve piyasanın, öğrencileri burada piyasa olarak kullanıyorum, öğrencilerin reddetmesinden daha güzel bir şey düşünemiyorum. Üniversitenin kendilerine çeki düzen vermesi için. Çok güzel oldu bence bu açıklar. Aslında alternatifin ne olduğuna da bağlı. Buna daha sonra gelelim. Tamam. Acaba üniversiteden vaz mı geçiliyor diye. Öncelikle de liselerdeki başarısızlığı merak ediyoruz aslında. Birçok lisede özellikle imam hatiplerle ilgili birçok haber çıktı. İmam hatiplerinin sadece 1/4, 1/5 girebildi. Meslek liselerinin şu kadarı girebildi diye. Baktığınızda Anadolu ve Fen liselerinde de ciddi bir yerleştirmelerde düşüklük var. Bunun sebebini nasıl okuyorsunuz? Şimdi özellikle yerleştirmenin akademik performans olarak nasıl değerlendirilebileceğini ya da ne kadar değerlendirilebileceğini tartışmak lazım. Çünkü hani iyi bir sınav sonucu yanında okuldan getirdiğiniz iyi bir başarı üstüne sınavdan sonra bu yerleştirme sisteminin içerisinde doğru tercih yapmak, bu sistemi iyi okumak ve iyi bir şekilde de kullanmak gerekiyor. Ben bu sene ilk defa hasbelkader mahalleden bir genç kız var, kızımız var Yağmur diye. Onun yardımcı olmak için içine girdim ve ne kadar karışık bir sistem olduğunu gördüm. Ve bunun üzerine yani Türkiye'deki ortalama mezunun hani düzeyini aldığınız zaman roket bilimi gibi bir şey var karşınızda. Hani oradan buralara geliyor olması, yani yerleşenlerin hepsini bir defa bu sistemi tebrik iyi becerdikleri için tebrik etmek lazım. Bence muazzam bir eşik. İkincisi de, hani akademik başarı açısından hani bu bir derecede gösterge bu, ama şunu gösterir. Okulun da sonuçta böyle bir de görevi de var. Yani rehberlik diye bir aslında birim var.
O rehberliğin bu çocuklara bunun için yardımcı olması lazım. Boş kalan bir bölüm mesela. Aynen. Baktığımda ben bugün alıcı gözle baktım. Ve yani beni İmam Hatip liselerinden girenlerin sayısından daha ziyade fen lisesinin %53'ü şaşırtıyor. Evet. Yani evet. Ben yani şunu düşünmek istiyorum. Çok nasıl söyleyeyim, ya biz bu okuldan aşağısına gitmeyiz dediler herhalde. Evet. Yani ben Yıldız Teknik'ten aşağısına gitmem demiştim. Çünkü ben ilk sene Saint Michel'den imtihana girdiğimde öyle dedim. Açıkta kalmıştım. Ama bilmiyorum. Sosyal bilimler %66. Ama tabii bahsettiğimiz öğrenci sayısı 2500. Evet. Yani fakat rekor onlarda. Hep iyilerdi ama. Evet. Ve baktığım zaman da en fazla, en çok dersten alanlar da onlar. Arada 2015, 2016, 2017'ye baktım. Nasıl bir gelişme var diye. Özellikle 2016'dan 2017'ye tüm okul türlerinde bir düşüş var. Tabii bunlar betimleyici şeyler. Standart sapması da yok, analizi de yok. Yani aslında ham veri. Birkaç tanesi aynı kalma düzeyinde gitmiş ama bir tek İmam Hatip 16.2'den 18.1'e çıkmış. Öğrenci sayısı, giren öğrenci sayısı 199.000'den 222.000'e çıkarken. Şimdi bu küçücük de olsa bir başarı hikayesi olabilir. Aslında İmam Hatipler üzerinden konuşulanlar yanlış bir nebze, doğru mu? Ya bir defa bence Türkiye eğitim sistemindeki hiçbir olguyu İmam Hatiplerin üzerinden kurgulamamak lazım. Yani bu okullara giden öğrenci sayısı %11. Ama ne yazık ki geçmişten gelen bir önce İmam Hatip'e ne oldu diye bakma ve bütün Türkiye'nin eğitimini İmam Hatip olmak ya da olmamak üzerinden okuma şeyimiz var. Refleksimiz ister istemez basın da buna şey düşüyor. Bu tuzağa düşüyor. Ama 18.1 artmış. Bu hala çok düşük bir rakam. Onun adını koyalım. Ve bu okulların son 4 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iktidara yakın bütün sivil toplum paydaşlarının da göz bebeği olduğunu unutmayalım. Yani aslında bu artış bir yandan da arka planını bildiğimiz bir artış. Yani muazzam bir pozitif ayrımcılık yapıyor. Bu yüzden Milli bu Eğitim Bakanlığı bu okullara. Niye yaptığını da hepimiz biliyoruz. Şimdi bunun karşılığında ama alıyor. Ha, ben oradaki çocukların adını açıkçası yani politikayı bir kenara bırakıyorum. Çünkü bu çocukların bu üniversitelerde daha çok başarı göstermesi Türkiye'nin bir kazancı ama hangi okullara giriyorlar? Şimdi bu ham veriler üzerinden genel yorumlar yapmak o kadar aslında tehlikeli ki. Girdiği, yani Boğaziçi'ne gireni kaç tanesi, ODTÜ'ye gireni, işte İlahiyat Fakültesi'ne gireni kaç tanesi işte hani ortalama kaç puanla girdi ya da kaçıncı oldular? Onun için bir yandan çok şey söylediğimiz ama bir yandan da daha emin argümanlar yapabilmek için daha fazla veriye ihtiyacımız olan bir yerdeyiz. Ve biliyoruz ki bu veriye de bize gelmeyecek. Çünkü Türkiye'de ne Yüksek Öğretim Kurulu, ki bence Yüksek Öğretim Kurulu fena değil, ne de Milli Eğitim Bakanlığı sahip olduğu veri hazinesini kamuyla şeffaf bir şekilde paylaşmıyor. Çünkü paylaştığında endişe ediyor, başına hani bir eleştiri gelecek diye. Halbuki o eleştirinin memleketin hayrına olduğunu bilmesi ve bu analizlere de sağlıklı yapabilmemiz için bize izin vermesi lazım. Ve Anadolu liselerindeki ve fen liselerindeki düşüşü de kimse açıklayamıyor. Yok yok yani, orada düşüş mi? Yok. O yanıltıcı. Anadolu liselerinde düşüş yok. Orada yeniden sınıflandırma var. Çakma Anadolu liseleri onlar. Eski düz liselerin bir kısmının adına Anadolu Lisesi deyiverdik biz. Ondan sonra vay Anadolu liseleri niye 6 puan kaybetti? Anadolu liselerinin bir şey kaybettiği yok ki. Sen eski düz liselerin adına Anadolu Lisesi dersen performans düşmüş gibi görünebilir. Yani 105 bin kişi artmış. Evet. Yani 290, düz lise sayısı 180 bin kişi 291 düştü. 291 bin kişi geçen sene Anadolu Liselerinden imtihana girmiş. Bu sene 396 bin kişi. Bunların hepsi genel liseden gelen. Şimdi şunu da kabul edelim. 4 yıllık yani lisenin zorunlu eğitime dahil edilmesiyle liseye gelen öğrenci sayısı da arttı. Ama tüm bunlar artarken kalite düşerek artıyor. Evet. Ve aslında ben bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden Figen Atalay'la telefonla konuştum. Şunu söyledim. Hani bizim burada bir başarı beklememiz için, pardon, başarı beklememizi sağlayacak ne yaptık ki? Biz buradaki başarısızlığa heyecanlı şey yapıyoruz, şaşırıyoruz. Evet. Yani biz Türkiye'de lise eğitimine, ki bence buradaki tartışmayı şimdi orada yani hemen girmeyeyim ama TEOG'a kadar götürmek lazım. Çünkü siz o iyi öğrencilerle sınava göre iyi olmayan öğrencileri daha 8. sınıfın sonunda ayırıyorsunuz. Dolayısıyla hani ben biz harika işler yaptık da bu sonuç niye böyle oldu diye düşünecek durumda olmadığımızı düşünüyorum. Bir şey yapmadık.
Bunu sonuçta zaten biraz hayatın akışı içerisinde gerçekleşiyor. Evet, evet, yani kesinlikle katılıyorum. Yani perçem düştü, kel göründü diyorum ben buna. Anadolu liseleri ve meslek lisesi sınavda başarısız. Bu barajları koyunca bunu da gördük. İsabet oldu. Yani düz lisenin adına Anadolu Lisesi diyerek kaliteyi yükseltemezsiniz. İçeriği değiştirmeniz gerekiyor. Aslında olan başarısızlık, olan başarısızlık ortaya çıktı. Ve iyi oldu bu. Yani böyle uyarıcılar gerekiyor bize. Ama her sene değişen sistemlerin kurbanı olan öğrenciler de var. Meslek liselerinden anlattığınız şey bunu gösteriyor. Sınava hazırlanmamış öğrenciler bir anda sınava tabi tutuluyor. Ya bana sorarsanız bir eğitim sistemini değiştirecekseniz o eğitim sistemin içindeki insanlar için onu değiştiremezsiniz. Sisteme yeni girecek çocuklar için değiştirmeniz lazım. Bizde çocuk ortaokula başlıyor, liseyi bitirene kadar 3 defa sistem değişiyor. Ya yani bunların hepsinin aslında mahkemelerden dönmesi lazım. Ben çocuğumu İstanbul Erkek Lisesi'ne gönderiyorum. Ondan sonra bir bakıyorum puan sistemi değişmiş. Ben oradan dolayı zarar etmiş oluyorum. Benim çocuğum geri kalmış oluyor. Çünkü orasının notları kıt. Ama bunu sen, ben lise 2'ye gelince bana söylüyorsun. O saatten sonra başka liseye mi vereceğim çocuğumu? Aynen. Değiştirmek mümkün olmuyor. Sistemin, yani bütün dünyada genel geçer bir kuraldır bu. Sistem oyun içindeyken kural değişmez. Kural değiştireceksen yeniden oyuna dahil olacaklar için o kuralı değiştirirsin. Biz maalesef Türkiye'de bunu sürekli çiğniyoruz eğitimde. Yani bunu bankalara yaparsın, bir şekilde toparlarlar kendilerini ama eğitime yaptığın zaman yani çocukları çok zor durumda bırakıyorsun. Sadece aileleri çok zor durumda bırakıyorsun ve önündeki belki 6 seneyi 8 seneyi daha kendini uçurumdan aşağı atıyorsun. Kendini zor durumda bırakıyorsun. Bir de bu Anadolu ve Fen Liselerini konuşurken hep bizde şey algısı vardır ya, Anadolu ve Fen Lisesi daha üniversiteye yöneliktir. Ama meslek, imam hatip gibi liselerde üniversiteye hazırlık çok önemli değildir gibi bir algı var. Ama derslerine baktığımızda böyle değil galiba aslında imam hatipler özellikle. Şimdi yani zaten imam hatip okullarının meslek lisesi olarak görülmesinin bırakılmasına bayağı oldu ve iyi de oldu. Doğru oldu. Yani artık çünkü imamlar ve hatipler üniversite mezunu. Evet. Bu daha çok artık dini eğitim yapan bir lise. Yani hani ve o açıdan da hani oraya gidenlerin ne amacıyla gittiğini de en azından kamunun bu okulları açarken amacını da bilmek lazım. Ben bilmiyorum. Yani bunlar üniversiteye girmek için mi gidiyorlar? Yoksa yalnızca dini öğreneyim, üniversiteye girmesem olur kafasındalar mı? Ya da bu artık şeye haline mi geldi, o %12 için ya biz İmam Hatip Lisesi'ne girelim de zaten ne yaparsak yapalım işimiz hazır şeyinde mi? Ama öte yandan meslek liselerini üzerine daha çok konuşabiliriz. Çünkü meslek liseleri Türkiye'de bana göre yani kimsenin adını koyamadığı odadaki fil. Yani ne mesleğe hazırlıyorlar, ne üniversite, ne üniversiteye hazırlıyorlar. Bir de üstüne yani bir jenerasyon çocuğu harcıyorlar sürekli. Ve biz bunu da sayısını arttırıyoruz her sene. Yani bakın 676 bine çıkmış, 627 binden 2 yılda sınava giren öğrenci sayısı artıyor çünkü. Yani bakanlık meslek lisesi açıyor ama bu meslek liselerini açtıkça sayı artıyor da kalite artmıyor. Çünkü yapılan yatırımları biliyorum, aslında arka planının da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani meslek bir becerisi vermek istiyor fakat bir bunu zor yapıyor. İki, bu devirde artık lisede 4 yıl meslek becerisi vermeye, zaman ayırmaya gerek kalmadı. Yani şu matematiği, feni, Türkçeyi, edebiyatı, sosyal bilgileri siz temelini doğru verseniz, bu çocuklar belki lisede sonunda üniversiteye giremese bile, ki bence o, yani Erhan hocama katılıyorum, iyi haber bence bu. Yani bu çocukların üniversitede boş bırakması çok iyi haber. Çünkü yani orada belki gidecek 6 ayda başka bir kurs öğrenecek. Bir ayda bir teknisyeni olacak. Yani önemli olan temeli olması. Yani bu sonuçlara gelene kadar bence eğitim sisteminin çok yanlışı var ama bu sonuçlar her yıl işte bize bu dönemde böyle bir önümüze şeyi koyuyor. Biz bunu 3 gün tartışıyoruz. 4 gün tartışıyoruz. Eylül'ün biri gelince yeni okullar açılıyor. Hani hep beraber başlıyor. Sanki gelecek senenin sonunda daha farklı bir şey olacakmış gibi. Ve heyecanla bekliyoruz. 2018'de kendi kendine değişecek sanki bunlar. Yani burada bunu kesip 2018'de koyabilirsiniz. Çok, yani ben paramı çok bir şeyin değişmeyeceğine koyarım. Bir şey daha değişti bence. Büyük rakamlara daha yansımadı ama önemli bir değişiklik. Mesela bu yabancı dille özel okullarda 58'den 54'e düşmüş. Onlar yurt dışında. Ben orada bir yurt dışına kaçış olduğunu düşünüyorum. Ya kaç kişi gidebilir yurt dışına hocam diyorlar bana ama bakın 10 bin tane iyi eğitimli ve
maddi durumu iyi çocuğun yurt dışına gitmesi Türkiye için büyük bir zarardır. Yani bu beyin göçünün başlangıcıdır. Bir artış olduğunu düşünüyor musunuz kesin, son yıllarda? Kesin biliyorum. Artış olduğunu biliyorum. Yani daha önce yabancı okullarda, yabancı dille eğitim yapan okullarda okuyanlar çoğunlukla buradayken artık gitmeyi mi tercih ediyorlar? Yani oranlar %20'lerden %30'lara 40'lara çıktı. Yüksek bir oran. Mesela yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan şirketlerle konuşuyorum. Bizim talebimiz 4 misline çıktı diyorlar. Kanada konsolosluğuyla konuşuyorum. Yaptığımız seminerler yetmiyor. Yeni seminer organize etmek zorunda kalıyoruz diyorlar. İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı okullarına gelen velilerle konuşuyorum. Sizin okulu bitirince bizim çocuk Almanya'da okuyabilecek mi şimdi? İlk soru bu. Evet ama biz burada aslında dünya insanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Rönesans insanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir dakika hocam, onlar iyi de şimdi o okulu bitirince çocuk yurt dışına gidebilecek mi? Sen bana onu söyle. Bu kaygı o kadar yaygın hale geldi ki özellikle maddi durumu iyi olan ailelerde. Şimdi bu yani ülkenin hani A+, A artı kategorisindeki insanların çocuklarının tamamının yurt dışına gitmesi, bunlar geleceğin potansiyel endüstri liderleri, siyaset liderleri, ekonomi liderleri. Türkiye için sayılar küçük ve burada belki %1 bile değiştirmez ama aslında çok önemli. Sayıdan bir öte bir etkisi var. Bir de en iyi üniversitelere de girecek öğrenciler burada. Evet. Aslında burada en iyi evet, şartlarda evet. okuyacak öğrenciler. Yani İstanbul Erkek Robert Kolej mezunlarından bahsediyoruz. Üsküdar Amerikan mezunlarından, İzmir Amerikan mezunlarından bahsediyoruz. MEF okulları mezunlarından bahsediyoruz. Yani fen liselerinin mezunlarının bile. Evet. Yani ben hakikaten diğer %50'ye ne olduğunu çok merak ediyorum. Evet. Çünkü ben artık ben şöyle, biz fen lisesinde dahi bu düzeydeyse ki bunlar sınava girdiğine göre büyük ihtimalle gitme niyeti olan insanlar tamam bir bölümü şey yapabilir ama %10 olsun. Evet. %10'da girememiş olsun, %80 olsun. Ama %53 dediğin zaman ben gerçekten... Tabii 22 bin aday var, 12 bini yerleşmiş. Şimdi iki tane grup var merak ettiğim burada mesela. Biri proje okulları. Evet. Bakanlığın müdahalesi sonrası proje okullarındaki gidişat iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Ama çok yansır mı? Çok az bizden. Hayır ama o 100 tane okul bir kendi içinde bir şey çünkü bir ekosistem. Tabii. Ben yani o Türkiye eğitim sistemi hakkında bir şey söylemez ama bakanlık proje okulu olarak bir okulu aldığında başarısını zıplatıyor mu, indiriyor mu onu görürüm. Çünkü biliyoruz, farklı şeyler duyuyoruz. Yani daha alttan olduğu okula İmam Hatip, ki bunların çoğu İmam Hatip, proje okulu olarak kategorize edip yatırım yapıp yükseltmesi iyi haber de memleketin gözde yandığı liselerini alıp müdahale edip düşürmesi de kötü haber olur. Eğer öyleyse bunu bilemeyeceğiz. İkinci grup merak ettiğim temel liseler. Evet. Yani dershaneler aslında. Şimdi onların mezunları var artık. Yani bayağı kapı gibi dershane diploması alabiliyorsunuz artık. Onları da merak ediyorum. Şimdi o dershaneler büyük ihtimalle burada özel lisenin içinde. Özel lisenin içinde. Ama sayı artmasına rağmen ortalama da düşmüş. Ama orada bir 40'tan 58'e çıkış, sonra bir 53'e düşüş var. Yani orada çok fazla salınım var. Bir şey söyleyemeyiz daha. Yani biraz durulması lazım o suların. Olmaları gerekiyor. Peki şu kontenjan artışlarını konuşalım o zaman tekrar sizle. Bir yandan yerleşemeyen bir sürü öğrenci var, barajı geçemeyen bir sürü öğrenci var. Bir yandan da kontenjanlar artıyor. Biliyorsunuz vakıf üniversiteleri de hala artıyor anladığımız kadarıyla. Bu kim için artıyor bu kontenjanlar? Neden artıyor? Bu hesapların çok rasyonel yapıldığını düşünmüyorum. Hatta yapılmadığını biliyorum bile diyebilirim. Birçok birey, kurum bana üniversite açma danışmanlığı için geliyor. Paranızı istemiyorum, açmayın kardeşim diyor. Yani ülkede şu anda talep fazlası var. Gidin var olan bir üniversitenin bir fakültesine, bir bölümüne destek olun diyor. Kârlı bir şey olduğu için mi insanlar bunu açmıyor? Bir kısmı kârlı, yani kârlı olabilir. Eğer üniversite gibi üniversite açmazsanız, yüksek dershane açarsanız kârlı olabilir. Ama bana gelenlerin çoğu benim o konudaki duruşumu biliyorlar. Filantropik amaçlarla geliyorlar. İsmimizi, şanımızı yürütelim diye geliyorlar. Ya şanlı yürütmek istiyorsan girişimcilik merkezi aç. Teknoloji üssü kur. Sağlık merkezi aç. Ya da bir fakülteyi destekle. Senede 20 milyon üniversiteye gömeceğine senede 4 milyonu 5 tane fakülteye dağıt. O 5 fakülteyi uçur. Maalesef Türkiye'de bu usul daha pek gelişmedi. Herkes kendi adına üniversite kurma peşinde. Ondan sonra da açıyorlar, bakıyorlar. Ne var işte, siyaset bilimi alalım, iktisat alalım. Ya nereye alıyorsunuz? Bunlar zaten insanların mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlandığı ve kontenjanlarını da dolduramayan bölümler. Bakıyorsunuz şu anda bu sene gördüğüm en yüksek kontenjan artışı uluslararası ilişkiler, siyaset, kamu, bu dalda. Ya zaten ya kaç tane siyaset bilimciye ihtiyacımız var ülkede?
Zaten bana sorarsanız %90 falan bir fazlamız var iken hala üstüne kontenjan koymaya devam ediyoruz. Şunu düşünebilirsiniz. Ya kardeşim, bu çocukların derdi meslek değil. Bu çocuklar entelektüel bir ortamda bulunmak için, hayatı, insanları, dünyayı anlamak için bunu okumak istiyorlar. Kabul. Ama maalesef Türkiye'de üniversite eğitiminde hedef bu değil. Çok altlarda bu. Herkes çıktıktan sonra çocuğun nerede iş bulacak diye bakıyor. Öyle bakıyorsan o zaman sen işe götürmeyen alanlarda niye hala rakamları yükseltiyorsun? Neden Çalışma Bakanlığı'yla birlikte bir çalışma yapıp da bu ülkenin, yani bakın önümüzdeki 20 senede hangi alanlarda elemana ihtiyaç olacak diye bir araştırma yapılsa, bugün bütün bu bölümleri bir yana koyarız ve Endüstri 4.0'a hizmet edecek bölümleri açmaya çalışırız. Yani daha fazla kodlama, daha fazla robotik, daha fazla maker hareketiyle ilgili, hani insanların bir şeyler üretebileceği bölümleri açmaya çalışırız. Daha fazla uygulama geliştirme bölümleri açma. Şu anda bir tane bile yok bunlardan Türkiye'de. Dolayısıyla bu piyasa derken STK'ları ve devleti de katıyorum. Yani iş piyasası, iş pazarının taleplerine cevap veren bir kontenjan belirleme sistemimiz maalesef yok. Bu olmadan yüksek öğretimi nasıl kurgularsınız? Dolayısıyla da boş kalmış bu sene. Yani daha da boş kalmış. Boş da kalır. Kimi yerde talep fazlası var. İşte hukukhaneye giremedim diye ağlayan öğrenciler var bir anda. Bir anda boş kalan bölümler var. Sonra mesela bakıyorum ben, psikolojik danışmanlık, rehberlik, biraz önce bahsettik. Bence Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan alanlardan bir tanesi. Boş kaldı. Ya öyle bir dakika mi? Ya. Evet abi, boş kaldı. Ya biz şimdi burada ayağımızı sıktık. Yani ülkenin en çok ihtiyacı olan bir dalda vakıf üniversitelerinin çoğunun PDR %50 bursluları boş kaldı. Mesela burada kontenjanı arttırsa devlet, ama tabii devlet kendi eğitim fakültelerinde kontenjanı arttırmak istemiyor çünkü daha fazla atama baskısından kaçmaya çalışıyor. Halbuki PDR'ciye ihtiyaç var ülkede. Var. İnsanlar bilinçli tercih yapamıyorlar. Ama PDR bölümleri boş kaldı. Yani bir şey var, iş piyasasının ya da işçi piyasasının talepleriyle üniversitenin verebildiği şeyler arasında alan bazlı bir uyuşmazlık var. Bir de beceri bazlı uyuşmazlık var esas. Yani kesinlikle üniversiteler 21. yüzyıla insan yetiştirmiyorlar. Üniversiteler, ben bazen 19 diyorum kızdığım zaman, ama 20. yüzyılda kaldılar. Bir de üniversiteler de bu arzı verdikçe öğrencilerin talepleri de buna göre şekilleniyor olmalı. Yani piyasanın taleplerinden öte açılan bölümlerin isimlerine göre belki yapılıyor tercihler. Maalesef bu tabii öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesi. Üniversite sistemini kurgulayan büyüklerimizin çok akil insanlar olduğunu varsayıyor öğrenciler. Halbuki üniversiteler birbirlerinden kopya çekiyor. Ya bu kadar basit yani. Orada ne varsa ben de onu açayım diye üniversite açıyorlar. Zaten yeni bir bölüm açmaya kalktığınızda reddediliyorsunuz. Böyle bölüm yoktur deniyor size. Var olan eski ama artık eski talebi yüksek olmayan bölümleri kapatamıyorsunuz. Orada bir sürü devlet memuru çalışıyor. Ne yapacaksın, memuru kapının önüne mi koyacaksın bölümünü kapattığında? Dolayısıyla inanılmaz bir atalet var üniversite sisteminde. Eskileri azaltamadığı gibi yenileri de arttıramıyor. Donmuş kalmış durumda ve en önemlisi 21. yüzyıl için gerekli yetkinlikleri ve becerileri geliştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Sadece içeriye odaklanmış. Termodinamik öğretmeye çalışıyor, Türk Ticaret Kanunu öğretmeye çalışıyor. Ama işte takım çalışması diyorlar, PISA'da bile var artık grup halinde problem çözme. İşte sunum teknikleri diyorlar, teknoloji okuryazarlığı diyorlar, kodlama diyorlar, duygusal zeka diyorlar, kompleks, karmaşık problem çözümleri diyorlar. Maalesef bunlar müfredatımızda yer alamıyorlar. Dolayısıyla öğrencilerin üniversiteyi reddetmesi beni şaşırtmaz, sevindirir. Bu reddetme meselesine gelelim. Şimdi 1 milyon 800 bin öğrencinin yarısı tercih yaptı deniyor. Öğrencilerin üniversite algısı nasıl ve biraz vaz mı geçildi? Çünkü bizde hep şey algısı vardır yine. Üniversiteye gitmek üzerine kurgulanır bütün o önceki eğitim yılları. Ama bunda bir farklılık var galiba artık. Ya yani öyle kurgulanması aslında, yani öyle bir hayalin ve hani ilhamın olması normal. Sonuçta böyle bir yükseliş, yani eğitim en önemli sosyal hareketlilik aracıdır. Hani bu dünyada da böyledir. Bunu içinde de ne kadar çok eğitim alırsanız bu kadar kazanırsınız. Zaten yani hane halkı verilerine baktığınız zaman Türkiye'de üniversite mezunlarının işsiz kalma olasılığı daha az, işsiz kaldığı süre daha az, işsiz kalırsa iş bulma zamanı daha hızlı, kazandığı para daha fazla. Ve kazandığı para görece olarak çok daha fazla. Hani meslek lisesi ya da normal lise mezunuyla karşılaştırdığınızda. Dolayısıyla hala en iyi fikir üniversite. Fakat şimdi yani veriler bunu söylüyor da aşağıdaki havuz büyüdükçe
bunu okumak da zorlaşıyor bence. Yani gerçekten ben Yağmur'la çalışırken baktığımda yani çok böyle içi boş bir sisteme bakıyorsunuz. Yani orada birçok okul var adını ilk defa duyduğum. Bu okullarda 4 sene geçirmenin gerçekten ekstra bir faydasını göremiyorum kendi adıma. Onu büyük ihtimalle şey de göremiyor. Yani yapanlar da göremiyor. Bu bina üniversitelerinden bahsediyorum. Artık bina üniversitesi mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Şimdi tabela bunun, üniversitesi. Tabela üniversitesi. Yani bunun yerine mesleğe yönelmek bir alternatif oluyorsa eğer, harika bir haber. Yani ben bunu yapacağıma iyi bir şef olurum. Ya ben bunu yapacağıma bak şurada 2 aylık ya da 1 yıllık bir kurs var. Ben bu kursu alır oraya giderim. Yani dünya bu konuda bizden çok daha ileriye gidiyor. Şöyle ileriye gidiyor. Bizim ülkedeki o prestij meselesi çok fazla sosyal olarak da statüyle birleştiği için üniversite mezunu olmak karşılığında olmamak. Askere giderken bile üniversite mezunu 4 yıl gidiyor. İşte bütün hepsi 4 yıl mezunu daha az giderken diğerleri daha uzun gidiyor. Bunu ölçmek lazım, bunu anlamak lazım, bunu çalışmak lazım. Bu üniversitelere gidenler daha sonra iş bulabiliyor mu? Hangisi iş bulabiliyor? Hangi okullardan gidenler iş bulabiliyor? Bunları ortaya koymak lazım. Ben hep şu yani işimden dolayı noktaları birleştirmeye çalışıyorum. Bu sonuçlar iyi değil. Ama bunun teogu da var, iş bulma süreci de var. Yani 4 yıl önceye gidin, 4 yıl sonraya gidin. Alın elinize 10 yıllık bir dönem. Ben TEOG'a giren çocuğun 10. yılına kadar hane halkı verisine, ÖS işte YÖK verisine, MEB verisine bakınca bana ne söylüyor bu? Şimdi bunu görüp bunu okumak gerekiyor aslında. Çünkü hep ormandaki ağaçlarla takılıyoruz ama gidip bakalım orman nasıl, iyi mi kötü mü? Şimdi bunu yapacak birinci makam kim? Kamu. Ama kamu bununla uğraşmıyor. Yani kamu bunu bu şekilde değerlendirmiyor. Bir vasatlık var. Yani eğitim hizmeti sunumunda da vasatlık var. Bu vasatlık da yani iyi iş. Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih mezunu kolay iş buluyorsa çok büyük ihtimalle tarih okudu diye iş bulmuyordur. Ya Boğaziçi Üniversitesi'nde alınan eğitimin bir algısı var. Ve o eğitim algısı da ya evet bu çocuk Boğaziçi bitirmiş deniyor. Boğaziçi'ne girmiş olmayı becermek tık. Boğaziçi'nde etkileşim ortamı tık. Bütün bunlar üst üste koyuyor. Şimdi kulüpler, takımlar. Hepsi şimdi sosyal faaliyetler. Yani bizim biraz ne okusundan ziyade ne okutursak okutalım kaliteli okutabiliyor muyuz? Ona bakmamız lazım. O zaman da haklı olarak yani şöyle bir hakkı var. Çok fazla arzı arttırmaya yöneldi kamu. Ama arzı arttırırken var olan düşük kalite daha da düştü. Bir de üstüne şeyi yaşadık. Şu son bir yılın akademik ihraçlarını yaşadık. Kimisi belki hani meşru olabilir ama hiçbirinin hukuki bir inceleme süreci olmadığı için gönlümüzde, vicdanımızda hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Zaten olanlar gitti. Pamukkale Üniversitesi'nde otomotiv mühendisliğinde okuyan bir kız çocukla konuşuyorum. Düşün otomotiv mühendisliğinde okuyacak kadar aslında yani ya 2 ya 3 kuslar okuyor o sınıfta. Bu işi yapmak istiyor. 4-3 ana bilim dalı hocasının 3'ü de gitmiş. Ya şimdi içim acıyor. Yani otomotiv mühendisliğini erkeklerle beraber daha böyle erkek egemen bir yerde okuyacak kadar sen gir çalış, konferansa gel, onunla çalış, bunu yap, beni bul. Ondan sonra senin 3 tane hocan pat diye gidiversin ve yerine hiç kimse gelmez. Büyük bir boşluk yani, var yani. Biz şöyle bir şeye düşüyoruz. İster istemez bu gibi tartışmalarda hep sistemi tartışıyoruz. Ama ne zaman ki bireysel hikayeler koymaya başlıyorsunuz, trajedi çıkıyor ortaya. Evet. Yani şu liselerin son yılı yok. Evet. Yani bu sonuçlar ona rağmen... Yani 1 milyon 800 bini mi yapıyor bilmiyorum ama 800 binin 1 milyonu lisenin 4. sınıfından yalnızca bu işe çalışıyor. Ve geldiğimiz yer bu. Ben bunun ciddi anlamda Türkiye'de Millet Meclisi'nde tartışılması gereken... Toplumsal trajedi. Bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hep yani sistem diyoruz, 18 diyoruz ama oraya isimleri koymaya başladığınız zaman işte o zaman kalbiniz ağrımaya başlıyor. Sizce bu eğitimdeki vasatlık öğrencilerin hakikaten kaçmasına sebep olacak seviyeye geldi mi? İnsanlar bu yüzden uzaklaşıyor olabilir mi eğitimden? Kesinlikle olabilir. Ben çok sayıda yabancılaşmış ve ümidini kaybetmiş öğrenci görüyorum. Sürekli olarak gelecek daha iyi olacak diye morallerini yüksek tutmaya çalışıyorum ama gençlerde hiçbir dönemde görmediğim kadar yüksek umutsuzluk görüyorum.
Hakikaten gelecek daha iyi olacak. Ben buna gerçekten inanıyorum. Yoksa burada ne işim olur benim? Ama öğrenciler önümüzdeki hemen, yani sen 20 yaşındaysan zaten önündeki 2-3 yıla bakarsın. Ya ben şimdi gelmişim 60 yaşıma, daha uzun perspektif alabiliyorum. Öğrenci bunu alamıyor. Hocam diyor önümüzdeki 2 sene, 3 sene, 5 sene sen bana ondan haber ver. Yani o konuda bir garanti yok ama uzun vadede Türkiye'nin çok iyi bir konumda olacağını düşünüyorum ben. Biraz sakin ol. Sen kendi kendini geliştir. Bir de öğrencilere şunu söylüyorum. Ya kardeşim eğitim vasat biliyoruz. Ne yapalım? Zaten yani bu formal eğitim dediğimiz şey dünyada 200 yıllık. İlk orta lise 200 yıllık. Prusya'da başladı işte. 1800 yıllarında başladı. En eski üniversite 1000 yıl civarında. Onlar da din üniversitesi aslında. 2,5 milyon yıldır biz bu dünyadayız. Ondan önce de biz eğitiliyorduk bir şekilde. Yani o adeleri biz daha kaybetmedik. Biz hala bakarak öğrenebiliriz. Biz hala yaparak öğrenebiliriz. Biz hala oyun oynayarak öğrenebiliriz. Genlerimize geri dönebiliriz. Dolayısıyla her şeyi sistemden beklemeyin kardeşim. Zaten sistemin senden istediği, senin köle olman, esir olman, her şeyi ondan beklemeni istiyor sistem senden. Sen bunu reddet. De ki kardeşim ben sana rağmen bu insanı eğiteceğim de, bu insanın mühendisi benim de. Öğrencilere söylediğim şey, hangi üniversitede olursan ol, senin bitmiş halinin en fazla yarısı o üniversitenin katkısıyla ortaya çıkacak. Geri kalanını sen yapacaksın. Nasıl yapacağını ben anlattım öğrencilere. 2 sayfalık bir yazı yazdım. Manifesto diyeyim ben ona. 15 madde. Şunu, 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 şunu yap. Yani burada şimdi açık etmeyeyim de bloguma girip okusunlar. erenerkut.com. Hangi üniversiteye gidersen git, hangi programa gidersen git, bunların 15 tanenin 10 tanesini yaparsan başarılı olma ve mutlu olma şansın çok daha yüksek olur diyorum. Ve bunların da üniversiteyle veya programla alakası yok. İşte kodlama öğren, staj yap, yurt dışına git, dil öğren falan gibi tavsiyeler bunlar. İnsanların daha az bir şeyler beklemesi lazım. Sistem vasat, eyvallah abi. Sistem vasat, ne yapalım? Değiştiremez ki, ne sen değiştirebilirsin, ne ben değiştirebilirim. Ama ben kendimi değiştirebilirim. Her gün de değiştiriyorum bak. Her öğrendiğin şey beynini değiştiriyor. Ve sürekli beynimizi yenilememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Abi ne yapalım, kader böyleymiş, biz de Orta Doğu ülkesine doğduk deyip bir kenara çekilmek yok. Sürekli mücadele edersen eğer her şey olabilir senden. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum öğrencilere. Kapılmadan morali motivasyonu yüksek tutmak yani, lazım. Yani makro tamam biz düşünelim de böyle konuşalım programda falan ama günün sonunda bu çocuğun hakikaten kendi kendine bir şeyler yapabilmesi gerekiyor ki şartlar ne olursa olsun tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelebilsin. Peki bu ortaya çıkan başarısızlığın aslında bir yandan iyi bir şey olduğunu da söylediniz. Bunu konuşmak belki saatler sürer ama bu başarısızlığın ortaya çıkmasıyla sizce iyi bir şeyler yapılabilecek mi? Beklentiniz var mı? Ne yapılabilir artık? Ya benim hala en büyük beklentim ve talebim lise eğitiminin yani yeniden tasarlanması. Çünkü yani lise artık yani çöktü de biz oradan tutup buradan tutup ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hep bunu tekrarlıyorum. Eski bakan Ömer Dinçer döneminde bakan bunun farkında olarak bir süreç başlattı. Dedi ki gelin şu okul türlerini tartışalım. TEOG yerine olan hani sistemi tartışalım. Ve biz sivil toplum kuruluşları, üniversiteler işte olarak bu sürece dahil olduk. Beraber tartıştık. Ortaklaştığımız konulardan bir tanesi mesela TEOG'da ya da sınavla öğrenci aldığınız okul sayısını sınırlamaktı. Yani Türkiye'nin bütün öğrencilerini siz sınava sokarak yerleştirdiğiniz zaman muazzam bir eşitsizlik ve adaletsizlik yaratıyorsunuz. Aslında bir yandan eşitmiş gibi gözüken bir sistemin arkasında. Dünyanın her yerinde %3 ila %5 arasında o ülkenin çocuklarının böyle daha üstün başarı gösterme potansiyeli olanlarına özel bir eğitim verilir. İşte bu fen liselerinin ilk hali budur. Anadolu Lisesi'nin ilk hali budur. ODTÜ'nün kuruluş nedeni budur. Bu olur ama bu %5 alır, 6 alır, 3 alır. Diğer kalanlara ise iyi bir eğitim verirsiniz. Yani onlar kadar belki iddialı olmaz ama iyi bir eğitim verirsiniz. Bizdeki bu işte bir sınır çizip üstünü Anadolu Fen Lisesi'ne yollayıp altını İmam Hatip'e ve meslek eğitimine yollamak o dönemde tamamen çocuğun aslında sosyoekonomik faktörleriyle de belli olan bir ayrıştırmaya götürüyor. Peki gittiler bu okullara. Fen Lisesi'ne gittiğinizde Fen Lisesi artık niye daha farklı kimse açıklayamıyor?
Anadolu liseleri genel liselerle karıştı bir böyle bir ortaya tabelasında Anadolu yazan içeri girdiğiniz zaman İngilizce konuşanı bulamadığınız belki bir yere geldi. Bizim oturup bütün bunları tartışmamız lazım. Meslek liselerine niye ihtiyacımız var? Niye bu ülkenin %40-45 çocuğu meslek lisesine gitmeli? Sanayinin yalnızca %20-30 bir insan gücü talebi oldu. Orada bile artık daha yüksek işte bu sanayi 4.0 için beceri talep ettiği yerde meslek lisesi lazım mı? Meslek lisesi ile akademik lise arasında bu kadar fark normal mi? Niye bir binada aslında akademik eğitim alan çocuklara da tornavida sıkmayı öğretmiyoruz? Yani o kadar derin bir yapısal tartışmaya ihtiyaç var ki bu tartışmayı yapmadık. Niye yapmadığımızın önemli nedenleri dershaneleri kapatmak için TEOG'u kurduk. Çünkü dershaneleri kapatmak daha önemliydi hükümet için. Onu kapatmak için sınavı önemsizleştirmek gerekiyordu. TEOG geldi. Bakın bu kadar ipin ucunda geleceğiniz olduğu bir sınav adına ne derseniz deyin önemsizleşmez. Önemsizleşmediği için de aşağıya doğru bütün eğitim sistemin darmadağın eder. Olay sınavda değil yani. Sınavın adını değiştirin, şeklini değiştirin, soru sormasını değiştirin. Olay sınavda değil. Olay o 4 yıllık eğitimin artık işe yaramadığını kabul etmekte. Erhan Hocam'ın söylediğiyle birleştirmek lazım. Bu ergenlik döneminde okuyor bu çocuklar. Bu ergenlik dönemi artık eski ergenlik dönemi değil. Yani okulda olması gerekiyor mu soru işareti. Okulda nasıl olması gerekiyor? Okulun dışında ne yapması lazım? Okulun dışındaki alanda kamu mu olacak yoksa kamu dışı aktörler mi olacak? Bütün bunları oturup tartışmamız gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki bu ülkede hep bu şey vardı ve hala var. Bilgi deneyimi. Yani bana bu tartışmanın sonunda yani Batuhan ne istersin, ne talep edersin ve ne önerirsin dediğiniz zaman bir tek şey söyleyip geçeceğim. O da bu orta öğretimi yeniden tasarlamadığımız sürece girişi, çıkışı ve içeriğiyle ve bunun için tabii ki öğretmenlere özel olarak bir başlık açmadığımız sürece ben yamalarla çok başarılı, yani çok radikal bir değişim yaşayacağımızı düşünmüyorum. Size de benzer soruyu soracağım. Bunu konuşmak çok uzun ama sizin böyle bir başarısızlıktan sonra atılması gerektiğini düşündüğünüz en azından ilk adımlar neler? Konuşulması konunun. Biz eğitimi bir türlü bu ülkenin ajandasına sokamıyoruz. Yani yine bakın Twitter'a kim bilir trending topic ne oldu? Yani şarkıcılar, futbolcular, siyasiler sürekli böyle bir kısır döngünün içindeyiz. Ya ülkenin bir numaralı problemi eğitim. Her şey buna bağlı. Ama biz son 3 seçimde eğitimi konuşamadık hiç. Ya bu tür başarısızlıklar ortaya çıktıkça elimizdeki sistemin kötü olduğu defalarca kanıtlandıkça şimdi bir tokatta pisadan yiyeceğiz 2 yıl sonra. Evet. Belki daha fazla insan buna önem verir. Belki bazı partiler bunu seçim bildirgelerine koyarlar. Programda üstlere çıkartırlar. Ve ben Türkiye'de eğitim reformu yapacağım diye bir parti çıkar ortaya. Belki şu anda olmayan bir parti çıkar. Çünkü şu anda var olan partilerin bunu söyleyeceğini ben beklemiyorum. Söyleyecek olsalar şimdiye kadar söylerlerdi. Eğitim dünden bugüne bu hale gelmedi. Yani Finlandiya'da biliyorsunuz kriz döneminde bütün bakanlıkların bütçesi kesilirken Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ikiye katlanıyor. Adamlar stratejik bir karar veriyorlar. Biz bu eğitimi uçuracağız diyorlar ve uçuruyorlar. Reformlar iç politikaya ne kadar yarıyorsa aslında o kadar önemseniyor belki. Evet yani şimdi eğitimi çözmeden Endüstri 4.0'ı konuşmak, yani işte boru hattını falan konuşmak, ithalat, ihracat, cari açığı falan konuşmak biraz havada kalıyor. 2023'te ilk 10 ekonomi arasında girmeye hangi iş gücüyle gireceksin ya? İngilizce bilmeyen, teknolojiden anlamayan, üniversite sınavında barajı geçemeyen, senin o sözde TEOG'unda tam puan alan çocukları da göreceğiz 4 sene sonra burada ne yapıyorlar. Böyle bir iş gücüyle mi dünyada ilk ona gireceksin? Ben ilk ona girebileceğimizi düşünüyorum. Ama bu eğitim sistemiyle değil. Bunu da bizim değil, yani bunu biz konuşuyoruz, 2000 kişi izliyor, belki 10 bin kişi izleyecek. Mecliste bunun konuşulması lazım. Ya kardeşim ülke eğitim sistemi çürümüş vaziyette, bunun revize edilmesi lazım. Anaokulundan itibaren revize edilmesi lazım. Siz ne yapıyorsunuz demesi lazım birilerinin. Hani eskiden çok iyi de şimdi kötü oldu demiyorum ha. Eğitim sisteminin hiçbir zaman Türkiye'de iyi kurgulanmış olmadığını düşünüyorum. En azından bir an önce ajandaya alınması ve konuşulması kötüleştiğini gerekiyor. Kötüleştiğini de düşünüyorum ama. Ajandaya alınması ve konuşulması gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Koyalım. Sağ olun bu yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İkinizin de ağzına sağlık. Sağ olun. Medyascope TV'de bugün üniversite yerleştirmelerinden sonraki oranları, kontenjanları, başarıları, başarısızlıkları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.